Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de zaman zaman tansiyonu yükselten komşulara net mesaj verdi. Hakkımızı alırız, hakkımızı yedirmeyiz, herhangi bir olay bittiğine müsaade etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Akar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri karargahına gitti. Beraberinde TSK'nın komuta kademesi de vardı. 2 saatten fazla süren toplantıya katıldı. Her şey söylediğimin arkasındayız. Biz diyoruz ki biz gerçekten Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, barıştan yanayız. Bakan Doğu Akdeniz için kararlılık mesajı verdi. Bu komşularımızın yani akıllarını başlarına toplamaları lazım. Olaya mantıklı bakmaları, objektif bakmaları lazım. Garantörlük, hak ve sorumluluklarımızı eksiksiz, aksaksız bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra yerine getirmekte kararlıyız. Bunu getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı şart. PKK'nın darbe üstüne darbe aldığı operasyonlarında devam edeceği belirtildi. Nerede terörist varsa onların inlerine girmek bizim boynumuzun borcu. Aradaki arkadaşlarımıza tek tek gidiyorlar, inlerini başlarına yıkıyorlar. Bakan ve komutanların Kıbrıs'taki mesaisi yoğundu. Akar ve beraberindekiler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komando alayına geçti. Mehmetçiğin KKTC'li askerlerle sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ortamda gösterdiği başarılı performans Akar ve komutanlar tarafından takdirle karşılandı. Evet komutanım, 200 metreye kadar nişan noktası kaydırmadan atış altına alıyor komutanım. Allah'ımız var olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Kaç! Öğle yemeğini komandolarla birlikte yiyen Akar daha sonra Kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Buradan Paşaköy'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Akar personelle bir araya geldi. Bakan ve komutanların bu ziyareti bir Milli Savunma Bakanı'nın TSK'nın komut akademisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçti. Merhaba. Sol! Sol! Güzel, sağ olun.